Herkese selam ve bu videomda her ay yaptığımız ritüel videoya devam edeceğiz. Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs. Gerçekten aylar hızlı geçiyor, günler hızlı geçiyor, bayağı hızlı geçiyor diyebilirim sizler için. Bunu demem iyi mi oldu, kötü mü oldu, şimdi strese mi girdiniz orasını bilemem. Ama bir baktınız Mayıs, bir baktınız Haziran gelmiş. O konumuz değil. Bunu her ay yapacağım ama bu videoda farklı olarak şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Dedim ki Aralık ayını ben olsaydım nasıl çalışırdım, şunlara dikkat ederseniz güzel olur diyeceğim. Tavsiyeler de vermek istedim. Hani hep kendi çalışma stilimi gösteriyorum. Kasım'da kaç net yapıyormuşum onları gösteriyorum. İşte neler çalışmışım onları fotoğraflı bir şekilde gösteriyorum. Ama bu sefer dedim ki hem onu yapayım hem onu yapayım. Ki Aralık'ta zaten telefon kullanımını sıfırlamışım neredeyse. O yüzden çok da bir fotoğraf bulamadım açıkçası. Daha çok böyle soruların fotoğrafını çekmişim. O açıdan buldum hani neler çalıştığımı anlamış oldum. Şöyle diyeyim, Aralık ayına giriyoruz. 2021 senesini başlamadan yapmanız gerekenler diye kendinize hedeflerinizi belki koymuşsunuzdur. İşte Ocak'ta ben artık full TYT denemesi çözmek istiyorum. Bir daha da TYT konularına bakmak istemiyorum diyenler de var. TYT'de 11 kısmını bitirmek isteyenler vardı. Kişiden kişiye göre değişiyor. Herkesin eksiklikleri farklı tabii. Şöyle diyeyim, şimdi ben Aralık'ta neler yapmışım? Birkaç tane fotoğraf gördüm, oradan yansıtacağım. Organik kimyaya bu aylarda başlamışım. Aslında bakarsanız açıklama gelseydi siz de başlayacaktınız da gelmediği için başlayamadınız. Aralık'ta TYT netim kaçtı, AYT netim kaçtı? Bunlar çok aklınıza merak edilen sorulardan biri. Onu da buldum bu arada. TYT'de 85 net civarındaymışım. Tabii bu düşebilir. Şimdi 85 yapmıyorsanız bu sizin 85 yapmayacağınız anlamına gelmiyor. Birden 70 de yapabilirsiniz ya da birden 90 da yapabilirsiniz. 90 yapmanız da her zaman 90 yapacağınız anlamına gelmiyor. O yüzden TYT pek dengesizdi. İlk defa AYT denememi de söyleyeceğim. Hiçbir videomda işte AYT'den kaç net yaptığımı söylemedim. Ben denemeye girmişim. Matematikten 35 net yapmışım sanırım. Daha fazla da olabilir ama 35 diye yazıyordu diye hatırlıyorum. Fen kısmından da 15 net yaparak totalde 50 net yapmışım. AYT'den ilk denemem 50 netti. Matematikle aram iyiydi. Bayağı hani yazdan beri AYT matematik çalıştığım için iyi gelmiş ama AYT feni bayağı unutmuşum. O yüzden de düşük gelmiş. Tekrar gerekiyor biliyorsunuz. AYT feniniz düşük geliyorsa belki tekrarlarınızı yapmamışsınızdır. Ama onu da Aralık Ocak gibi gayet rahat bir şekilde halledersiniz. 11. sınıf kısmı için konuşuyorum. Öyle. Öncelikle TYT AYT netlerimi söylediğim için rahatladım. AYT matematik netimin o kadar yüksek gelmesinin sebebi yine fotoğraflarda bulduğum şekilde AYT matematik denemeleri çözmeye bu aylarda başlamışım. Aralık, Ocak, Şubat, Mart sınava kadar. Aralık'ta başlamam tabii ki de avantaj çünkü bir sürü deneme soru tipi görmüş oldum. Çünkü denemeler bildiğiniz gibi limitle türevi karıştıran sorular var denemelerde. O yüzden ne kadar erken AYT denemesi o kadar iyi bir sonuç elde edersiniz. Eğer konularınız bittiyse başlayabilirsiniz. Bitmediyse de bekleyebilirsiniz. Çünkü şu an geçen senenin denemelerini de bulabilirsiniz. Limit türevi tek olan denemeler. Onları da çözebilirsiniz. Ama ben o zamanlar tüm konularım bitmişti. Ama bitmeseydi şöyle yapardım. Türevi integrali çözmezdim. Diğer kısımlarını çözerdim. O soruları görmek için. Öyle de yapabilirsiniz. Öyle bir deneme de çözebilirsiniz. Maksat soru tipi görmek zaten. Hani AYT matematik için verebileceğim tavsiye bu. Erkenden konularınızı bitirmeye bakın. Erkenden branş denemelerine başlayın. Fizikte de bu arada 11. sınıf kısmına şu aylarda başlamışım Aralık gibi. 11. sınıfta da ilk kaynağım palmeydi. Palmeden işte harekettir, torktur. Bunları nereden biliyorum? Bir sürü soru atmışım Kunduz'a. Siz de onlar da arşivlenmiş benim galerime. Oradan gördüm. İşte 11. sınıf kısmında Aralık'ın sonları gibi başlamışım. Çünkü ancak yetişir diye düşündüm. Tekrar etmem. Zaten ben de 15 net yaptığımı görünce bu bende bir tedirginlik oluşturmadı değil. Normal olarak diyorsunuz ki oha 15 net yapıyorum ben sınavda nasıl bunu 35'lere çıkartabileceğim. Ama sakin olalım. Çalışırsak her şeyi yapabiliriz. Bunun bilincindeyiz zaten. AYT fizikte palme çözmeye başlamışım bu aylarda. İşte kimya için de aynı şekilde. 11 tekrarını bu aylarda başladım. Sistemler için de geçerli. Aralık Ocak gibi artık 11'e başlasanız bence güzel olur diye düşünüyorum sizin için. Herkes şöyle diyordur. Madem Ocak'ta açıklanacak, Ocak'a kadar TYT'ye bir slip süpüreyim diyorsunuzdur. Tabii konularınız eksikse mantıklı ama konularınız tamsa gerek yok öyle bir şey. Sadece deneme çözebilirsiniz. Zaten bu aylarda full deneme çözmüşüm TYT adına. Yani deneme dışında pek bir şey yapmamışım. Aşırı derecede deneme çözmüşüm. Türkçe olsun, matematik olsun, fen olsun. Sosyal dışında tabii ki de. Yani TYT'de deneme çözerken AYT'nin 11 kısımlarındaki eksikliklerimi halletmekle geçmiş bu ayım kısacası. Şimdi birkaç tane fotoğraf yansıtacağım buraya. Birkaç tane fotoğraf çekmişim. Gerçekten dediğim gibi Aralık'ta neredeyse hiç kullanmamışım telefonu yani. Hiç şeyi hatırlıyorum. Telefonu kapatıyordum, yatağın altına koyuyordum. Bir hafta boyunca açmıyordum. Böyle çılgınlıklar yaptığım bir dönemdi benim için. Yani iyi miydi kötü müydü bilemiyorum ama iyidir herhalde. Şöyle yazmışım, zamanını kaybetme falan filan kendime motivasyon sözleri yazmışım. TYT'de işte ALES'leri çözmeye başlamışım zaten. ALES'leri çözüyordum. Doğru, o da var. ALES Türkçe sabah çöz demişim. Problem çöz demişim. Matematik denemesi, geometri çalışmışım. Geometri çalışma sürekliliğimi de sınava kadar bozmadım. Bu da önemli bir şey. Bence sınava kadar hep geometri çözün. O sizin rutininiz olsun. Bir kere çözmeyi bıraktım. Onda da zaten MSÖ'ye girmeden önce bir baktım ki çözmediğim için hiçbir soru yapamadım. Sonra tekrardan rutin yaptım ki sınavda fullemek için iyi oldu. Limit apoteminin fasikülünü çözmüşüm o zamanlar. Dedim ki madem limiti bitirdim,
tam olarak zor soru tiplerini görmek için apatomit fasikülünü alayım demişim ve 30 sayfa oradan çözmüşüm. İşte fizika ayeti palme çözmüşüm, biyolojide kontrol et demişim yanlışlarını ve kimyadan da ace foil'lerini çözmüşüm işte yine 11. sınıf olarak. Evet, bu aylarda daha çok böyle 11. sınıf odaklı geçmiş. Sonra genel deneme analizi yapmışım. Dalga mekaniğini bitirmişim. Organik kimyadan alkanları falan bitirmişim. Biyoloji konularını aslında integral de izlemişim. Burada hem 12'yi çalışıyorum hem bir yandan da 11 eksikliklerimi kapatmaya çalışıyorum. Theta adına böyle çok az yapılacaklarım var. Bir deneme çözüyorum, bir geometri, bir problem. Başka da bir şey yapmıyorum zaten. Bir de fen denemesi çözüyorum. Genel olarak full Aralık, Ocak gibi tüm ağırlığınızı AYT verirseniz güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü sonuç olarak işte dediğim gibi her ne kadar herkes şimdi şey diyor, TYT belirleyici olacak ama bence yani AYT 80 yapan birinin derece yapmama gibi bir ihtimal yok ki. Demek ki her zaman AYT belirleyici. Her zaman TYT'deki 3 net, AYT'deki 1 net eşit. Bu hiçbir zaman değişmeyecek bir kural. O yüzden öyle düşünüp full TYT tüm çabanızı vermeniz olmaz. Zaten diyorum, zaten TYT nankör. Ne kadar çabalarsam çabalayayım, ne kadar emek verirsem vereyim bir yere kadar artacak. O yüzden deneme çözerim. Artarsa artar, artmazsa artmaz. En azından AYT'ye abanırım diye düşünmüştüm. İyi de oldu benim için açıkçası. Siz de öyle yaparsanız yerine olur diye düşünüyorum. Sen daha fotoğraf yansıtabilirim buraya. Bir de buraya kendime motivasyon sözü olarak şöyle yazdım. 7 ay sık dişini falan yazmışım kendime. Gerçekten o zamanlar 7 ay mı kalıyordu? Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran. Aynen. Şu an 7 ay mı diyorsunuz, 6 ay mı diyorsunuz bilmiyorum ama o şekilde yazmışım. Kendimi biraz fazla kısıtlamışım gibi hissediyorum gerçekten. En çok kısıtladığım an. Yani bu çok fazla yapınca güzel bir sonuç elde etmiyorsunuz. Gerçekten dozunda olmalı her şey. Şimdi son olarak şuna değineceğim. Bir de bazıları bana şey diyor. İleride şu kampları alayım mı işte, ne bileyim, bilgisayar malın başarı kampı var, parafın başarı kampı var. Bunları alayım mı almayayım mı diye soranlar da var. Bence onu Ocak'ta alın. Ocağın 15 günlük tatilde çok güzel bir şekilde çözersiniz. Zaten 10 günlük bir kamp. Hani Ocağa kadar eğer TYT'de eksikleriniz varsa kapatın. 15 günlük tatilde de o kampı çözün. Güzel olur diye düşünüyorum. Sonra da işte yanında AYT çalışırsınız. TYT'deki eksik konularınızı götürürsünüz. O şekilde güzel olur diye düşünüyorum sizin için. Bence hani kamplar güzel. Çözdüklerinden biri bir soru tutturmuştu sınavda. Güzel oluyor. Kaliteli sorular oluyor. Hani soru bankalarında bir sürü soru yazılır ama hani kamp şeklinde yaptıkları zaman en güzel soruları koyuyorlar oraya. Bazıları kolay oluyor ama yine de güzel oluyor. Hani coğrafya tarihi bile kamplardan çalışabilirsiniz. O da mantıklı bir olay. Dediğim gibi Ocak'ta yaparsınız onu ki Ocak için de bir video çekeceğim. İşte Ocak'ta kaç net yapıyordum, AYT'm kaçta, TYT'm kaçta şeklinde. AYT netimin 50 olmasının sebebi sanırım kimyadır. Kimyayı çok unutmuştum. İşte o açıdan hani kimyada bir sürü formül unutunca hiçbir şey yapamamaya başlamıştım. Neyse ki ben de o yüzden dedim ki ailem o zaman eksik vereyim. TYT'de denemelerini de çöze çöze eksik odaklı gidersiniz diye düşünüyorum. Şu an bazı okullar hani limit türev integrale doğru gidiyordu. Açıklama gelene kadar tekrardan 11. sınıfa dönmüş. Özel okullar özellikle böyle yapmış. Koşuk yaptım, öğrencilerimden öyle duydum. Hatta koşuk için mail adresimi de buraya koyuyorum. Öyle dediler, hani limit türev integrale tam geçiyorlardı. Sonra demişler ki 11'i tekrar edelim. Bu mantıklı bir şey bence. Özel okulların yaptığı da ilk defa mantıklı bir şey gördüm. Ama genel olarak özel okullar full TYT odaklı gidiyor. O ayrı bir saçmalık zaten. Öyle. Neyse, umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Aralık ayında neler yaptığımı görmüşsünüzdür. Böyle yılbaşına geçmeden önce yapılacaklarınızı belirleyin. Yılbaşında nasıl çalışmanız gerektiğinizi de söyleyeyim. Hazır Aralık videosundayız. Yılbaşına böyle çerezlik testler çözün. Böyle kendinizi sıkmayın. Tadını çıkarın anın. Bence güzel bir şey. Yani hep kendinizi sıkınca belli bir zamandan sonra patlıyorsunuz. Hafif tutun o günü. 31 Aralık'ta dinlenin. O gün de sizin gününüz olsun. Sonuçta bunu hak ettiniz. Eğer yazdan beri sıkı bir şekilde çalışıyorsanız neden 31 Aralık'ta tatil yapmayalım ki? Şey de diyebilirsiniz. Ben şimdi üniversite kazandıktan sonra zaten tatil yaparım o gün. Kutlarım o günü dersiniz. O da mantıklı tabii. Ama yine de çok sıkmanın her zaman kötü olduğunu gördüm. Ne kadar az sıkarsanız, ne kadar az stres yaparsanız o kadar güzel sonuç elde edersiniz. Bu her şey için geçerli bir şey. Her neyse, ben nereden giriyorum nerelere kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Sırf bu videoyu yetiştirmek için Aralık'ın ilk günü bu videoyu atmak için bayağı uğraştım. Sadece tek sıkıntı benim artık Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs gibi sosyal medyada telefon kullanımımı sıfıra indirmişim. Nasıl yaptım bilmiyorum ama gerçekten tebrik ediyorum kendimi, iradem bayağı yüksekmiş demek ki. Hatta uzun bir yere WhatsApp bile silmiştim sanırım. Sonra geri indirmek zorunda kaldım. Öyle. Sosyali de Ocak ayında başlarsınız. Onun da çok stresini yapmayın. Hani koşuk yaptığım için herkes bana diyor sosyali başlayayım mı, stres yaparım falan şeklinde. Hiç gerek yok. Sosyali de Ocak'ta başlarsınız. O da hallolur. Rahat olun. Sadece bunu söylemek istiyorum. Kendinizi pek fazla strese sokmayın. Benim en çok stres yaptığım aylardan biriydi sanırım Aralık, Ocak. Çünkü şöyle geliyor, 7-6 ay kaldı. 6 ay az geliyor herhalde gözümüze, bilmiyorum ama aslında bakarsanız uzun bir süreç gerçekten. Hani o süreci geçince, o 6 aylık süreci ne kadar uzun olduğunu o zaman anlıyorsunuz sonuna kadar gittiğinizde. Öyle, umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım da böyle fikir sahibi olmuşsunuzdur bazı şeyler için. İşte deneme çözdüm TYT'den dersiniz. Bol bol branş denemesi. Bu arada bir gün TYT fenlerimizi çözüyordum. Onun da çok yararını gördüm. Hani böyle full deneme çözebilirsiniz. AYT'deki 11'e geri dönebilirsiniz. Özellikle bu aylar sizin için fırsat, hatta 12'nin diğer konuları çıkmayacaksa 11'i sağlam tutarsınız. Hem
O açıklamadan sonra da eğer çıkarsa 12'ye çalışırsınız, çıkmazsa 11 için ikinci kaynakları geçersiniz. Güzel olur diye düşünüyorum. Bu video sizin için faydalı olduysa ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Like atabilirsiniz, abone olabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz ve... Neyse, sizleri seviyorum ve umarım daha faydalı olmuşumdur. Öpüyorum tekrardan. Ve kapatıyorum videoyu. Bye bye.